Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle yerken helva tadında değişik bir kıvamı, yani un kurabiyesi değil ama yerken böyle gerçekten helva tadı geliyor. Mis gibi tahinli kurabiye tarifi vermek istiyorum. Gereken malzemeler: 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı tahin, 1 su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı çekilmiş ceviz. Ben bir tatlı kaşığı kendi yaptığım vanilyadan kullanacağım. Ama eğer böyle bir karışımınız yoksa bir paket vanilya kullanın ve yeteri kadar un. Şimdi yapımına geçebiliriz. Yoğurma kabıma tüm malzemelerimi alıyorum. Pudra şekerimi ve cevizimi ilave ettim. Bu tarifte kabartma tozu olmuyor arkadaşlar. İlk önce tüm bu malzemeleri bir karıştırıyorum. İlk olarak 1 su bardağı unu ekleyerek başlıyorum yapmaya hamurumu. Hamurum oldu. Yaklaşık 3,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi kabıma yapışmıyor, hamurum toplandı. Hamur toplanınca fazla yoğurmayın. Yoğurma işlemini bırakın yani. Eve yapışmayan bir kurabiye hamuru elde ettik. Şimdi hamurun üzerini streçleyip yarım saatliğine buzdolabına kaldırıyorum. Bu işlemi yapmamızın nedeni daha sonra hamurumuza daha kolay şekil vermemiz için. Yani yarım saat yeterli buzdolabına kaldırmamız. Kurabiye hamurum yarım saat buzdolabında bekledi. Gördüğünüz gibi böyle pütür pütür. Ben şeklini dondurma kaşığıyla yapacağım ama siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Şu şekilde alıp yağlı kayıt serdiğim tepsimi belirli aralıklarla diziyorum. Verdiğim ölçülerle bu kadar kurabiye çıktı. Bende 15 adet çıktı ve yaptığım kaşıkla. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Ve yaklaşık 20 dakika, 15-20 dakika pişireceğim. Ama her fırın farklı olabilir. O yüzden siz kontrollü pişirmeye bakın. Kurabiyelerim 20 dakikadır fırındaydı. Pişmişler. Altları kızarmaya başladı mı pişmiş demektir. Böyle çok kızartmaya gerek yok. Artık fırından çıkartıp soğumaya alıyorum. Ve bir püf noktası arkadaşlar, kum gibi dağılacağı için kesinlikle sıcakken ellemiyoruz. Tepside soğumaya alıyoruz. Kurabiyelerim soğudu. Şimdi dikkatli bir şekilde servis tabağıma alıyorum. Çok narin bir kurabiye. Kum gibi dağılıyor. Üzerlerine çok az Antep fıstığı koyacağım ben. Evet, kurabiyelerimin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Nefis bir lezzet. Böyle yerken ağızda kum gibi dağılıyor. Az önce de dediğim gibi çok narin bir kurabiye. Yani hemen dağılmaya müsait. Ama lezzeti muhteşem yani. Gerçekten yerken helva tadında oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. Çayın yanına muhteşem yakışıyor bence. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yenilere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.